Yani karşı oldukları için vurulmayanlar olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bence yeterince aşılanmadık. Çünkü aşı olmak istemeyenler var. Çok abartıyorlar yani. Biz şimdi stadyuma gidiyoruz. Stadyumda geçen gün alınmadık aşısızız diye. Türkiye'de yapılan aşı dozu sayısı 110 milyonu geçti. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına sizce yeterince aşılandık mı diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Bence bu toplum yeterince aşılanmadı. Ben 3. aşıyı vurundum ama herkesin vurunduğunu zannetmiyorum. Çünkü aşı karşıtçısı çok, muhalefet çok, buna inanmayanlar çok. O yüzden de Kayseri 1. sırada gidiyor zaten aşı. Koronada dediğim gibi 1. sıra Kayseri. Ben inanmıyorum hepsinin aşılandığına. Aşılanacak insan da çok diyorum. Bence aşılansınlar. Ben korona geçirdim. Ağır da geçirdim. Ben aşılandım, bu koronayı geçirdiğim için herkesin de aşılanmasını tavsiye ediyorum. Vallahi şu an herkes aşısız geziyor. Bizim okulda hiç aşılı yok. Genel aşısız yani. Biz de aşısız. Aşı olmaya da şey değiliz yani. Olmayacağız biz. Gerek de yok yani. Olan daha çok hasta oluyor. Evde yatıyor. Bilmem bir şey oluyor. Korona oluyor. Ya olan da oluyor. Olmayan da oluyor yani sonuçta. Bence gereksiz. Koruyucu diyorlar ama hiç yani aşı olanlardan öyle bir duyum almadım ben. Evet, güvensizliğinden dolayı, çünkü kimse güvenmiyor. Aynen. Aşı olan eve gidiyor, 4-5 gün yatıyor. Arkadaşlarım var birkaç tane. Aşı oldular, sonra Covid oldular. Öyle olanlar da var yani. O yüzden olmuyorlar bence. Kimisi bayılıyor, kimisi farklı bir şey oluyor ya da midesinde bir ağrı falan çıkıyor yani. Yan etkileri çokmuş. Biz şimdi karantinadan yeni çıktık. Bir hafta oluyor okuldan dolayı. İki sınıf şeydi, iki tane pozitif çıktı sınıfta. Bir kişi bayıldı. O yüzden yani yeni çıktık, bir şey de olmadı. Hiç kimse aşı olmadı daha. Sınıfta kimse aşılı değil. Test yaptırdılar, testler pozitif. Biz test yaptırmadık. Bence aşı yeterli değil. Ama ben vurulmayı düşünüyorum açıkçası. Ama güvenemiyorum da. Çünkü yine virüsün bulaşma ihtimali var. Yine de yapacak bir şey yok. Herkes vurulmalı bence. Peki sizce neden yeterli değil aşılama? Bence ne bileyim yani, insanlar aşıya karşı çünkü. Virüsü önlem almıyorlar virüse karşı. Yani karşı oldukları için vurulmayanlar olabilir diye düşünüyorum. Aşılama iyi, iyi gidiyor ama biraz yan etkileri kötü. Bunu söyleyebilirim sadece. Yeterince aşılandığımızı düşünmüyorum. Neden? Çünkü nüfusumuz 80 milyonu geçik ve sadece 16 milyonu mu söylemiştiniz? 110 milyon. Ama bu birinci, ikinci, üçüncü dozlar da işin içerisine girince bence yeterli değil. Ben kendim bir doz aşı oldum. Valla ikinci doz da yaptırmadım. Yani ikinci ve üçüncü dozları da yaptırmayı düşünmüyorum. Yani aşı hakkında olumsuz düşüncelerim var. İşte bu medyadan yansıyan haberlere göre. Onun için aşı olmak istemiyorum ben. Birinciyi yaptırdım, çok sıkıntı çektim. Alman BioNTech. Onun için diğer aşıları da yaptırmayı düşünmüyorum yani. Sizce Türkiye genelinde yeterli mi aşılanma? Vallahi şimdi işte bu insanların aşı hakkında olumsuz düşünceler olduğu için insanlar aşı yaptırmak istemiyor. Onun için yeterli değil tabii ki. Bence yani. Yani 110 milyon aşı demiştiniz vurulan. Bence hepsi gerçeği yansıtıyor. Yani milletin de bu aşı konusunda duyarlı olmasını lazım. Çünkü bir an önce artık bu maskedir, virüstür kurtulmamız lazım. Sıcaklıklar da geliyor. O yüzden bunaltıcı, her şey bunaltıcı geldiği için bence bütün ülkece bu duruma hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Yani ben 3. dozumu oldum ama bilmiyorum, bence yeterince aşılanmadık. Çünkü aşı olmak istemeyenler var. Çok bilgim yok aslında. Ben aslında aşı olmayacaktım çünkü evden çalışıyorum. Yani tamamen izoleyim aslında. Ama 3. dozum oldu çünkü bazen 2 sefer böyle paranoyaklaştım evde dura dura ve sürekli el yıkama. Evde yalnız yaşıyorum ama sürekli el yıkama. İlaveten markete gittiğimde ve geldiğimde 3 sefer el yıkama, üst üste tatmin olmama gibi durumlarla karşı karşıya kaldım. Ailemle bile görüşmedim hatta. Çünkü psikolojik olarak yıprandım. Sonra 2 defa akşamın 11'inde gidip PCR testi yaptırdım ben. Bunun yüzünden gideyim olayım bari diye düşündüm. Ama bilmiyorum yani. Herkesin kişisel tercihi tabii de. Bilemeyeceğim. Yani demek istediğim bu. Bence yeterince aşı olamadık. Çünkü ben de olamadım. Yani millet restoranda gider gibi birinciyi, ikinciyi falan oluyor. Yani ne diyeyim? Bu kadar. Bence yeterince olamadık. Vallahi abla, bence de öyle tam herkese vurulamadı aşı.
Ne bileyim, bir değişik yani. Bir de aşıyı çok abartıyorlar yani. Biz şimdi stadyuma gidiyoruz. Stadyumda geçen gün alınmadık aşısızız diye. Kaçak girdik, şimdi gene kaçak gireceğiz. Ayıptır yani. Vallahi aşısızız diye şey almıyorlar. Almıyorlar stadyuma. Şikayetçiyik ya. Stadyuma alsınlar. Peki buna rağmen aşı olmayı düşünmüyor musunuz? Ben aşı olmayı düşünüyorum şahsen. Gittim, bana küçüksün dediler. Aşı vurmadılar. Ben aşı olmayı düşünmüyorum abla. Çünkü ne bileyim, bir değişik tekrardan bir hastalık abla çıkarsa. Zaten ailemiz de izin vermiyor. Biz şu an dörtlü grubuz. İkinci doz doldu arkadaş daha dün. Vallahi tekrardan, ailemiz zaten izin vermiyor ki. Tekrardan bir hastalık çıkarsa abla, aşının ona yan etki yapacağını düşünüyorum. O yüzden aşı olmayı düşünmüyorum yani. Bence de yani. Çünkü aşı yok yani. Ölüme biraz daha yaklaştırıyor bence aşı. Aşı olmayı düşünmeyen maldır da. Yok ben...